Serhan. Korktuğumuz başımıza geldi. Ne oldu? Melek, duyduklarının hepsini rüyaya anlatmış. Ne? Rüya delirdi. Ben diyor ki ispatmayacağım. Kimse de hapse göndereceğim. Saçmalığı deseydin, inkar etseydin. Yok, ben itiraf ettim. Herhalde inkar ettim. Ne yapacağım başka? Yani şimdilik idare ettim de bence bu kız susmayacak. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Serhan, Rüya bu işin peşini bırakmaz. Eğer ipin bir ucundan tutarsa gerisi çorap söküğü gibi gelir, biz biteriz. Mahvoluruz. Bir çözüm bulmak zorundasın. Bir kere de sen bir çözüm bul be Şebnem. Bir kere de sen bir çözüm bul. Heh. Ne oldu? Niye çağırdın beni? Hallettim konuyu. Geç içeri. Neyi hallettin? Ne yaptın? Neyi halledeceğim? Çocuğu hallettim. Nasıl? Korkuttum. O adam Yaman abini de Rüya ablanı da öldürür dedim. Ya beni iyice hedef tahtası haline getirmişsin. Bu muydu senin daha yani planın? Böyle mi kurtaracaksın bizi? Ya dışarıda konuşmasını şunları. Gir içeri. Teşekkürler. Afiyet olsun. Allah kahretsin, bu parasit ne şimdi? Rüya peki? Rüya da ikna olduğu gibi. Bak Şebnem, ne yap et bir yolunu bul. Rüya bu işe daha fazla karışmasın. Ya tamam, niye üstüme geliyorsun? Hallettim diyorum işte, yani Rüya'yı da hallettim, kızı da hallettim. Ay, dikilmeyelim burada, gel içeride konuşalım şunları. Ha, gördük nasıl hallettiğini. Bak Şebnem, çocuk bu, sağ solu belli olmaz. İşi şansı bırakamayız. Bu meseleyi kökten çözmek lazım. O ne demek? O ne? Saçmalama! Çocuk. Çocuk mu? Ne çocuğu ya? Kimle konuşuyor bu? Kafayı yiyeceğim. Dur bir bekle. Tamam, yani tehlike yok ortada, tamam mı şu anda? Yani bir konuşalım, bir anlayalım önce ne olduğunu. Şebnem, benim bu saatten sonra tahammülüm kalmadı, anladın mı? Tam her şeyi yoluna koymuşken, çocuklarıma kendimi affettirmişken kimsenin çocuğuna acımam, seninki dahil. Sen Rüya'yla mı tehdit ediyorsun beni? İşte o noktaya gelmeden o çocuktan kurtulmak zorundayım. Anladın mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.